Sketch'e girmek için, yani iki boyutlu tasarımı size anlatmam için Sketch'e niye ihtiyacımız var onu görelim. Parçayı seçtim, tamama bastım. Ve karşıma ekranım geldi. Şimdi bakın, burada ben istediğim formu, istediğim şekli çizeyim. Ben bu şekli çizerken illa ki iki boyuttan başlamam gerekiyor. Dikkat ederseniz geldiğim şeklimi çiziyorum ve bunun için iki boyutlu formlar kullanıyorum. Bu çizdiğim formları da iki şekilde değiştirebilirim. Yani mesela şöyle bir küp çizdim ya da işte dikdörtgenler prizması her neyse. Bir, bunun üzerine bir form çizerim. Ekler çıkartırım. Buna çizim tabanlı modelleme deniyor. Yani demek istediğim şey geldim. Bir delik şey daire çizdim. Ve ondan sonra onu mesela deliğe çevirdim. Ya da bu katıyı değiştirmenin ikinci yoluysa SolidWorks'ın içerisinde hazır olan formları kullanmak. Örnek veriyorum, mesela bir radius verme. Bu da unsur tabanlı modelleme deniyor. Radius'u eğer otomatik ekliyorsam, bir şey emek vermiyorsam, çizmiyorsam unsur tabanlı. Eğer gelip bir çizim yapıp değiştiriyorsam çizim tabanlı. Çizim tabanlı olan tasarımı, hepsini kullanmamız gerekiyor. Çok aklınızda karıştırmak istemiyorum. Öğreneceğiz bugün. Asıl öğreneceğimiz şey çizim. Çizim içerisinde siz bu işlemleri yaparken illaki formlar ve şekiller oluşturacağız. Aralarında ilişkiler kuracağız. Peki nedir bu çizim? Yeni bir sayfa açalım. Buradan devam edelim. Dedim ya, çizimlere başlamak için illaki iki boyutta bir şeyler seçmemiz gerekiyor. Bunun üç boyutlu hali de mevcut. Ama ne yaparsanız yapın, ne demek istiyorum şimdi göreceksiniz. Eğer SolidWorks'te çizime başlıyorsak, şimdiye kadar söylediklerim belirgin olmadıysa şimdiden sonrasında lütfen iyi dinleyin. Mutlaka bir düzlem seçmeniz lazım. Düzlemden kastım, siz yapmayın, ben sadece göstermek için yapıyorum. Kontrol basılı tutup üçünü seçtim. Bu üç çizim sisteminden, düzleminden birinde çizime başlamanız gerekiyor. Sizdeki şu anki görüntü şu. Farkında değilsiniz ama ön düzleme dik bakıyorsunuz. Nasıl anlarız? Bakın, alt köşede Y ve X'e dik bakıyorum. Ekranı biraz çevirirsem Z de belirgin olacak. Peki ekranı nasıl çevirdim? Mouse'un tekerleğinin üstüne basılı tutun. Bakın, mouse'un tekerleğini ileri geri çevirin demiyorum. Mouse'un tekerleğinin üstüne basılı tutarsanız ekranı çevirirsiniz. Zaten şu iki yönlü dönme okları çıkar. Tekerleği ileri geri çevirirseniz zoom in zoom out olur. Mouse'un ucu neredeyse. Peki, iki boyutlu çizime başlatmak için gelip herhangi bir düzlemi seçmemiz yeterliydi. Seçmeyi unutursak ne oluyor? Dikkat edin, geldim ve rastgele mesela çizgi komutuna dokundum. Katıda da aynı şeyi göreceksin. Şimdi katıda da aynı uyarıyı alacağım. Bakın, mouse'umun işaretleyicisinin okunun yanında bir küçük yeşil kutucuk, bir de düzlem. Aslında o düzlem, o eksenin etrafındaki sarı kutucuk da düzlem. Ne demek? Zaten sol tarafta yazıyor. Objenin çizimi için bir düzlem seçin. Bu sarı uyarıları görüyorsanız ya düzlem seçmeniz ya da komuta girmeniz gerekiyor. Düzlem seçten kastı, ister gelin buradan ön düzlem, bakın rengi değişiyor, turunculaşıyor. Üst düzlem, sağ düzlem diye seçin. İsterseniz de şuradaki artacağı basın. Buradan istediğiniz düzlemi seçin. Ön düzlemi seçersem tamamen dik bakacağı için üst düzlemi seçiyorum. Bakın, ekran dönüp hop diye üst düzleme geçti. Ekranın alt köşesinde X, Y yerine artık X, Z var. Ve artık line komutundayım. Line komutunda çizime başlayacağım sırada yapacağım şey, ister orijini seçerim, ister ekranda herhangi bir yer seçerim. Ben bu hareketleri yaparken şuraya dikkat ediyor musunuz? Bakın şuraya. Bu sizde eğer yoksa görünüm durum çubuğuna, status bar diye geçiyor İngilizce, durum çubuğunun yanındaki tiki koymanız gerekiyor. Benim ekranın neresinde olduğum sürekli koordinat olarak değişiyor. Bakın, bu tarafa geçtiğim zaman x de artı değere kavuştu. Her yapacağım çizimde
Ekranın sol tarafında bana bir menü destek veriyor. Diyor ki nasıl çizmek istersin? Sadece yatay çizgileri mi çizmek istersin? Buna girdiğim zaman istesem de dikey gidemiyorum. Bakın beni AutoCAD kullanıcıları bunu biliyordur. Ama istesem de dikey gidemiyorum. %100 yatay çizgi çiziyorum. Bu kolaylıklara alışacaksınız. İlk öncelikle hani ne nedir, nerededir onu bir bilelim. Eğer çizimden çıktıysanız istemeden, çiziminiz gridir. İsteseniz de sonradan değiştiremezsiniz. Ekranda bir güncelleme yapar ama bu bazen parça tasarım içindeyse sorun yaşarsınız. Bunun güzel tarafı eğer anında 3D açıksa ya da elinizdeki 2011 ise zaten çizimleri dışarıdan editleme imkanınız var. Bakın yine editteyim aslında şu anda. Unutmayın, çizimden çıktım gri ise o çizime dokunduğum anda ya da çift tıklarsam çizimin içerisine tekrar düzenlemeye geri giriyorum. Çift tıklamanız şart. Parça şey çizdiğim çizginin boyunu küçültebilir, büyütebilir ya da taşıyabilirim. İlk verdiğim ilişkiyi halen hatırlayıp yatay kalıyor. Eğer bu sıradan bir çizgi olsaydı hiç yatay demeseydim yine bir düzlem seç diyor. Eğer bu sıradan bir çizgi olsaydı bütün komutları escape ile bırakıyoruz. Bu ucu çekiş dediğim zaman o uç kendi başına hareket edecekti. Line komutunda görüşmek üzere.